Herkese merhaba. Hazır mıyız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bugün 8 Temmuz, Çorlu tren katliamının ikinci yılı. İki yıl önce 8 Temmuz'da ağır ihmaller sonucunda bir tren kazası gerçekleşti. Aslında kaza değil, cinayet olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz çocukların da olduğu 25 kişi yaşamını yitirdi. Bugün anneler, babalar, yakınlarını kaybedenler adalet arıyor. Gerçek sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyor. Ama gerçek sorumlular saray iktidarı tarafından korunuyor. Çorlu tren katliamı niçin gerçekleşti değerli basın mensupları? Yol bekçileri görev yapmadığı için yol bekçileri istihdam edilmediği için. Çerkezköy Uzun Köprü hattında gerçekleşen kazada bir tane yol bekçisi vardı. Kurum iç çalışmalarında da ortaya çıktı gerçekler. 67 yol bekçisinin istihdam edilmesi gereken birinci bölgede toplam 4 yol bekçisi istihdam ediliyormuş. Yol bekçilerin istihdam edecek olanlar kimler? ülkeyi yönetenler. Ve maalesef o hattın, o yolun bakımından sorumlu olanlar, gerçek sorumlular iktidar tarafından yüksek mevkilere taşındılar. Ve bugün ailelerin acısı çok daha büyük. Çünkü adalet arıyorlar. Değerli basın mensupları, önceki gün Gelibolu Tarihi Yarımadamızda Gelibolu ve Eceabat ilçelerimizi çok ciddi etkileyen talihsiz bir yangınla karşılaştık. Yangın sebebi sebebiyle birçok köy son derece zarar gördü. Özellikle Ilgardere, Yalova ve Kumköy, özellikle Kumköy'de zarar çok büyük. Yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması. Ama Birçok canlı da yaşamını yitirdi. Ağaçlar gibi, ormanlardaki canlılar gibi. Bu arada çiftçimiz, köylümüz binlerce dönüm mahsulünü kaybetti. Buğdayını, zeytinini, meyve ağaçları. Çanakkale milletvekilimiz Sayın Özgür Ceylan'la birlikte bir kanun teklifi verdik. Dün meclise sunduk. Dedik ki Mahsulünü yitiren köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz. Mahsulü tarım sigortası kapsamında olsun olmasın zararı karşılanmalıdır. Zaten çiftçimiz çok borçlu. Kredi ile borçlanan çiftçimizin zorunlu tarım sigortası var. Bugün mahsulün yüzde onu sigortalı, yüzde doksanı sigorta kapsamında değil. Biz köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin yanında olmalıyız. Bu süreci de yakından takip edeceğiz. Çanakkale'mize, milletimize, hepimize çok geçmiş olsun. Değerli basın mensupları. Barolarla ilgili kanun teklifini bugün getirdiler. Sıra numarası aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Adalet Komisyonu'nda da uzun uzun tartıştık, tarihe not düştük yine söylüyoruz. Bu teklif, bu ucube teklif savunmayı alçaltır. Savunmayı alçaltır bu teklif. Bağımsız ve tarafsız yargı istiyorsanız, bağımsız ve tarafsız bir savunma olmak zorundadır. Eğer gerçekten siz baroları savunmayı yargının kurucu unsuru olarak kabul ediyorsanız ki kanuna göre öyledir, bu teklifi derhal geri çekmelisiniz. Cumhur İttifakına, Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz. Bu teklifi geri çekin. Çünkü bu teklif tarihe ihanettir. Adalete ihanettir. Bu memlekete ihanettir. Baroları bölmeyin. Savunmayı ayrıştırmayın, parçalamayın. Bunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz ve baroların yanında olacağız bu mücadelede. Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro yazılı açıklama yapmasına rağmen "Baroları bölmeyin, bu teklifi geri çekin" diye bu teklifi dayattılar. Adalet komisyonunda adalet tecelli etmedi. Adalet komisyonunda adaletsizliği büyüttüler. Çünkü amaçları başka. Amaçları yandaş barolar oluşturmak. Baroları zayıflatırsanız, baroları bölerseniz bundan vatandaş zarar görür. Çünkü vatandaşlar haklarını ararken ilk önce savunmaya barolara giderler. Barolar hak arama özgürlüğünün ilk basamağıdır, ilk kapısıdır. Barolarda kadın hakları, çocuk hakları, doğa hakları merkezleri vardır. Barolar vatandaşları, kişileri iktidarlara karşı da korurlar. Çünkü insan hakkı ihlallerini iktidarlar yapar. Onun için barolardan rahatsızlar. Barolar hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi verdiği için. iktidarda kim olursa olsun bu mücadeleyi tarih boyunca veren barolar bugün de yarın da vermeye devam edecekler. Baro başkanları, adalet komisyonları görüşmeleri sırasında Meclis Çankaya Kapısı'nın girişinde bekletildi. Türkiye'de 80 baro başkanımız var. Dün Meclis Başkanlığı seçimi sebebiyle Meclis Başkanımızın memleketi olan Tekirdağ'dan gelen çok sayıda misafiri ağırlayan meclisimiz 50 tane baro başkanını ağırlayamadı maalesef. Etrafı barikatla çevrili baro başkanları fiili bir göz altında gibi Çankaya giriş kapısında bekletildiler. Üç gün, dört gün boyunca gece gündüz baro başkanları bankın üzerinde duvarın dibinde uyudular. Meclisi güçlendireceğiz diyenler, bu sistemi savunanlar Referandum sürecinde 24 Haziran Haziran seçimlerinden önce meclis artık daha güçlü olacak diyenler herhalde meclisi güçlendirmekten meclisteki bariyerleri ve barikatları anlıyorlar. Çünkü mecliste her geçen gün bariyerler ve barikatlar artıyor. Utanç verici. Gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları. Çok baro yok baro demektir. Çok baro yok baro demektir. Barolar artık vatandaşlar için mücadele edemez. Bugün çoklu barayı savunanlar yarın çok hukukluluğu savunurlarsa şaşırmayın. Biliyorsunuz Lozan'da masada bu memleketi işgal edenler emperyalistler çok hukukluluğu dayatıyorlardı. Ama o gün o masada oturanlar Türkiye Cumhuriyeti temsil edenler bunu reddettiler. Biz çağdaş bir hukuk sistemine geçiyoruz. Evet, emperyalist güçler bu memleketi işgal edenler çok hukukluluğu ve çoklu barayı savunuyorlardı. Yakın tarihte de 2010 referandumundan sonra yargıyı ele geçirenler ki kim olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir FETÖ projesi olarak 2012-2013'te bu çoklu barayı getirmişlerdi. Şimdi Gazi Meclis'te Cumhur İttifakı iktidar bunu hayata geçirmek için canla başla çalışıyor. Yangından mal kaçırır gibi. Baro başkanlarını dahi dinlemediler Adalet Komisyonu'nda. Diyorlar ki biz davet ettik gelmediler. Hayır davet etmediniz. Biz onların yanındaydık. Üç baro başkanı gelsin beşer dakika konuşsun. Lütufta bulunuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Kapısında bekleyen 50 tane baro başkanını misafir edip ağırlayamıyor mu? Siz taraflardan birini dinlemeden adaletin tecelli edeceğini mi sanıyorsunuz? Böyle mi adaleti tesis edeceksiniz? Baro başkanlarının yürüyüşünden korkanlar, baro başkanlarının meclise gelmesinden de herhalde korktular. Bakalım genel kurulda kabul edecekler mi? Bakalım baro başkanları genel kuruldaki tartışmaları izleyici bölümünde takip edebilecek mi? Değerli basın mensupları, biz avukatlar baroları savunurken bu mücadeleyi kendimiz için değil, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Çünkü vatandaşlar mahkemelerde kendilerini savunurken kamu gücünden çekinmeden hareket edecek bağımsız güçlü avukatlar isterler. Bağımsız güçlü avukat da ancak bağımsız güçlü bir baroyla mümkündür. Şimdi baroları bölerek avukatları zayıflatacaklar. Barolar kamu hukuku tüzel kişisidir. Bölünemez. Bir ilde bir baro olur ve bir baro başkanı olur. İl protokolünde de yeri vardır. Bir ilde iki vali olmaz. Bir ilde iki defterdar olmaz. Bir ilde iki nüfus müdürü olmaz. Kamu hukuku tüzel kişiliği temsil edenleri bölemezsiniz. Ayrıştıramazsınız. Ama Türkiye'ye en büyük kötülüğü nerede yapıyorlar bu teklifte? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde, yarın Antalya'da, Bursa'da birçok yerde göreceksiniz. Etnik temelde, mezhepsel temelde, siyasi görüş temelinde bir araya gelen avukatlar barolar kuracaklar. O yüzden çoklu baro yok bara diyoruz. Bugün hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından, hangi mezhepten olursa olsun tüm avukatlar bir baro çatısı altında görev icra ederler. Mesleki etiğe uyarak, mesleki dayanışma içerisinde ve hukukun üstünlüğünü temel alarak. Çünkü hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel ilkedir. Hangi görüşler olursanız olun. Bunu yok edecekler. Onun için diyoruz ki geç olmadan ve yarın kandırıldık yine dememek için bu teklifi meclisten geri çekin ve barolarla oturun, birlikte çalışın. Barolarla birlikte, savunmayla birlikte savunma mesleğini tartışın. Avukatlık kanunu hazırlayın. Teşekkür ediyorum basın mensupları. Soru varsa alabilirim. Efendim bize iletilen bir soru var. Fox TV tarafından iletildi soru. Şöyle, e, dün genel başkan grupta Adalet Bakanı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Adalet Bakanı da sosyal medya e, hesabı üzerinden buna cevap verdi ana muhalefet partisi lideri ya bir kanun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da meclisin milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız ibarelerini kullandı. Adalet Bakanı'nın bu sözler için sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermeye çalışan Adalet Bakanı görülüyor ki baltayı gerçekten taşa vurmuş. Ankara'da baro başkanları Baro başkanları Ankara'ya yürüyüş başlattığında Adalet Bakanı ne demişti hatırlayalım? Aynen şunu söylemişti. Ortada henüz bizim bile vakıf olduğumuz bir teklif yok. Siz neden yürüyorsunuz bu tepki niye? Düşünebiliyor musunuz? Ne güzel bir memleketimiz var. Darbeyi eniştesinden öğrenen bir genel başkanları var. İşte darbeyi eniştesinden öğrenen bir genel başkanın bu teklifi de basından öğrenen atanmış bir adalet bakanı. Genel başkanımız her grup toplantısında vesayetten kurtulun diyor. Özgür olun diyor. Şimdi ben de buradan seslenmek istiyorum. Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu, Adalet Bakanı Sayın Gül, çıkın açık ve net bir şekilde Çoklu baraya karşı mısınız, değil misiniz? Bunu söyleyin. Polemiğe gerek yok. Çıkın, mertçe meslektaşlarımız olarak bizim. Çıkın, ben bu teklifi savunuyorum ya da bu teklifin karşısındayım. Çoklu barayı destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Ama Sayın Adalet Bakanına sormadılar bile ki. Çünkü sarayda paralel yapılar var. Bakanlara sormuyorlar bile. Bu sistemde atanmış bakanların hiçbir değeri yok ki. Sarayda bir kadro hazırlıyor, emrediyor. Bu çıkacak. Asıl sorunumuz bu. Niye güçlü milletvekili güçlü meclis istiyoruz? Güçlü demokrasi diyoruz. Bir memlekette meclisin gücüne inanmıyorsa vatandaşlar o memlekette demokrasi olduğuna da inanmazlar. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Montesquieu'nun bir sözünü paylaşmak istiyorum. Bir rejim halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya vardığında o rejim mahkum olmuştur. Evet bugün ülkemizde maalesef vatandaşlar artık adalete inanmıyor, güvenmiyor. Böyle bir rejimin adalet bakın bir avukat olarak savunma mesleğinin yargının kurucu unsuru olan savunmanın yanında durmasını bekliyoruz itiraz etmesini bekliyoruz. Tabi cesareti varsa. Başka soru yoksa çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.